Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye için, milli takımımız için büyük gün geldi, çattı. A milli futbol takımımız bu akşam saat 19'da Gürcistan'la karşı karşıya gelecek. Biz de Mehmet Ayan'la birlikte stüdyoda konuşacağız. Aynı zamanda tabii ki Ahmet Selim Kul da bizi bekliyor Almanya'da. Detayları Ahmet Selim Kul'dan alalım öncelikle. Oradaki atmosfer nasıl? Artık 1,5 saatlik bir zaman dilimi kaldı. Çok az bir süre kaldı. Muhtemel 11'leri rica edeceğiz. Aynı zamanda zannediyorum bir yağmur yağışı da var. Tüm detaylar sen de Ahmet. Yine çok teşekkürler. Almanya'dan, Dortmund'dan bir kez daha selamlar. Bir önceki bültende bahsetmiştik. Yoğun bir yağış bekleniyor demiştik. Burada sevgili Habertürk.com spor müdürü İnanç Ergülen'le birlikteyiz. O da yardımcı oluyor. Yani çok yüksek, şiddetli bir yağış olduğunu ifade edelim. Yağmur gerçekten insanları gördüğünüz gibi fazlasıyla olumsuz anlamda etkiliyor. Yani yağmur yağar tabii de bu gerçekten yoğun bir sağanak. O anlamda biraz şanssızlık oldu diyebiliriz. İnsanlar çok ciddi olarak taraftarları ıslandı. O stat dışındaki coşkuyu da doğal olarak biraz etkiledi. Yani buralar günlük güneşlikti. Çok güzel bir atmosfer vardı. Zaten milli takımımızın kortejini, milli takım taraftarlarımızın kortejini gördük önceki dilimlerde. Gerçekten müthiş bir atmosfer vardı ama şu anda yağmur burayı esir almış durumda. Artık stat içine bu heyecanın taşınmasını bekliyoruz. Gerçekten şanslı diyebileceğimiz seviyede bir yağmur yağışı söz konusu şu anda Almanya'da, Dortmund'da. Dediğim gibi taraftarlar bir an önce kendini stadyuma atmaya çalışıyorlar ama çok umarım yarın çok fazla kişi hasta olmaz diyelim. Bunun dışında çok fazla taraftarımız var. Zaten gizli ev sahibi izliyoruz turnuvanın daha başından beri. Bunu bugün fazlasıyla hissettik. Sokaklarda Türk taraftarlar büyük bir coşku yarattılar. Stadyum etrafında bu coşku yarattılar ki federasyonun yaptığı bir kırmızı forma giyin çağrısı vardı. Buna çok geniş anlamda uyulduğunu görüyoruz. Bugün Dortmund'un Signal Iduna Park'ın o meşhur sarı duvarını kırmızı duvar yapacağız diyebiliriz. Orası tamamen bize ayrılmış durumda. Şu bilgiyi de verelim tabii. Normalde orası koltuksuz. Bu bir şampiyona maçı olduğu için koltuklu olacak. Yani kapasite biraz düştü orada ama orayı kırmızı duvara çevireceğiz. Büyük bir coşku var, büyük bir heyecan var. Burada bir parantezde gerçekten gurbetçilerimizi açmak gerekiyor. Tabii ki Türkiye'den gelen çok fazla kişi var ama ya gurbetçilerimiz müthiş bir parti düzenliyorlar gündüzden beri. Her yerde, yolda biz buraya gelirken biz Düsseldorf'tan geliyorduk. Yandan arabada bayraklar vardı. İnsanlar, kamyon şoförleri, bütün Türkler kornalara basa basa Almanya'da bu parti ortamını hissettirdiler. Dileriz ki maçta da bu güzel atmosfer devam eder. Beklentimiz üzere kazanırız. Ve dediğim gibi maçtan sonra yağmur dinerse bu parti orada tam anlamıyla devam eder. Sine Çakır. Ahmet, senin atmosferi aktardın. Gerçekten çok fazla yağmur yağıyor. Biraz da o kalabalık dağılmış durumda. Ama şimdi biraz saha içine gidecek olursak son olarak milli takımdaki bilgiler nedir? Bir muhtemel 11 paylaşabilecek misin bizimle? Tabii Sine, şöyle anlatalım. Yani sakat oyuncularımız var. İrfan Can Kahveci'nin bugün oynamasını beklemiyoruz. Ferdi, işte onun dışında yine sağ bekte Zeki Çelik'in sakatlıkları var. Yani sakatlarımız doğrultusunda seçimler yapıldı. Şöyle bir muhtemel 11 bekliyoruz ki birazdan da maç kadrosu açıklanacak. Çok tersini düşmek istemem ama kalede Mert, sağ bekte yine Mert Müldür, sol bekte Ferdi, stoperde Samet Abdülkerim ikilisi, hemen önlerinde Kaan Ayhan, Orkun Köçü ve Hakan Çalhanoğlu üçlüsü ve hücum hattında da sağ tarafta Arda, sol tarafta Kenan Yıldız ve ileri uçta da Barış Alper'le sahaya çıkmasını bekliyoruz milli takımın. Ama dediğim gibi yani değişiklik olabilir, sürpriz olabilir, Montella'nın sürprizleri olabilir ki onun da doğum günü bugün. Sayın Mehmet Büyük'e işi gitti, doğum gününü kutladılar. Hem ona bir doğum günü hediyesi olur bugün galibiyet, hem de o da ülkemize bir doğum gününde bir güzel bir galibiyet hediye etmiş olur diyelim. Takım için de atmosfer gayet güzel. Burada alacağımız bir galibiyet gerçekten daha güzel işleri götürecektir. Biz de o galibiyeti beklediğimizi belirtelim. Ahmet Selim, teşekkür ediyoruz sana. Atmosferin de gayet iyi olduğunu söyledin zaten. Bakalım neler olacak. Ağzına sağlık diyelim. Kolay gelsin. Ahmet, kolay gelsin. Teşekkürler. Islanmayın, üşütmeyin.